İlk önce Nevşehir tava geliyor. Nevşehir tava için malzemelerimizi sayalım İbrahim Usta. Kuzu etimiz var but, kuzu buttan. Kuyruk yağ, domates, biber, sarımsak, tuz ve kekik. Bir de tava. Başka bir şey lazım mı? Başka bir şey lazım. Bu kadar malzememiz. Evet. Buradan fırına yollayacağız. Buradan fırına. Bakalım nasıl hazırlanıyormuş. Şimdi öncelikle etimizi alacağız. Tamam, malzemelerimiz hazır. Etimiz hazır, evet. Sebzeler hazır, sebzemiz kuyruk yağı hazır. Baharat burada, tava bizi bekliyor. Şimdi gelelim yerleştirmesine tavaya. Evet. Önce et gidiyor. Evet. Bu sıralama çok önemli. Evet. Başka hiçbir yağ kullanmadık. Hiçbir sadece yağ. Kuyruk yağı gidiyor. Ya, doğal. Çok acıktığınızda hızla, böyle hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik tavalardan bir tanesi Nevşehir tava. Çok lezzetli oluyor. Normal bir yağ kullanmayın. Yani sıvı yağ veya tereyağı kullanmanıza gerek yok. Kasabınızda rica edin. Kuyruk yağınızı alın. Kuzu etini buttan kuşbaşı doğratın. Ona da uğraşmayın yani. Hemen gelin. Hazırlaması 5-10 dakika. Pişmesi acaba ne kadar sürecek? Şimdi İbrahim Usta'dan öğreneceğiz. 2 saat en az. 2 saat dedin. Hazırlaması 5 dakika, pişmesi 2 saat. Aynen öyle. Çok acıktıysanız çorba yapın. Diyecek bir şey yok. Lezzetli bir yemeğe kavuşmak istiyorsanız sabırlı olacaksınız efendim. Ama gerçekten lezzetli olur yani. Evet, 2 saat öncesinden hazırlıklara başlayacaksınız. Manzara budur. Güzel manzara var. Kuzu et. Şimdiden kekik kokularıyla beraber böyle burnumuza böyle iştahımızı açıyor dağ kekiği. Dağ kekiği. İlginç de bir kekik. Nevşehir tava tamam.